Arkadaşlar merhaba. Bugün üçüncü dersimizi işliyoruz. Bu derste bir ikinci derste olduğu gibi sorularla devam edeceğiz Present Simple'ın. İlk dersimizde umarım soruları çözmüşsünüzdür. Orada sadece olumsuz ve olumlu soru tipleri vardı. Bu derste daha çok soru cümleleri oluşturmayı göreceğiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi videoyu durdurarak soruları çözerseniz, cevaplarınızı kontrol ederseniz, eğer anlamadığınız yer varsa, hala yanlışınız varsa bana sorarsanız yorumlarda yahut da önceki videoları, birinci videoyu, konu anlatım videosunu izlerseniz sizler için çok faydalı olacaktır. Şimdi verilen kelimelerle present simple soru cümleleri yazacağız. Şurada gördüğünüz you like Spanish. Bunun soru hali şu şekilde. Bunu soru haliyle nasıl yazacağımızı size nasıl anlatacağız? Soru işareti sonunda olduğu zaman. Bu cümle soru cümlesi olacak demek ki. Neydi geniş zamanda soru cümlesi yapmak için kullandığımız enstrüman? Ya do ya does kullanacaktık. Bu yardımcı fiillerden birini kullanacağız. Bunları unutmayalım. Şu şekilde soruluyor. Do you like Spanish? Do veya does'ı nereden anlıyorum? Öznemizin you olduğunu. Öznemizin you olmasından dolayı başa do getirmem gerektiğini hesap ediyorum. Burada he olsaydı does he olacaktı. Aslında İngilizce'de gördüğünüz gibi özneler eylem ve sonra da nesne var. Bunu karışık daha karışık da sorabiliriz. Spanish'i başa getiririz, like'ı sona getirebiliriz ya da you'yu. Ama bilmeniz gereken şey şudur. İngilizce'de özne, eylem ve varsa nesne gereklidir. Bunların özne ile eylem arasına don't, doesn't gelmesi gerekir. Soruysa başa soru kelimesi gelmesi gerekir. Tüm bunları düşünüp bu soruları yapmanızı istiyorum. You watch TV very often. Acaba bu nasıl bir soru cümlesi olacak? He listened to jazz or classical music. Yani bir de demek istediği şu. Sen çok sık televizyon izler misin geniş zaman? İşte ikincisinde o caz veya klasik müzik dinler mi? Geniş zaman budur biliyorsunuz. Geniş zamanla ilgili bir sıkıntınız varsa lütfen Türkçeden öncelikle bir çalışın. Türkçeyi iyi bilin ki bu dil bilgisi kurallarını da zihninizde iyice oturtunuz. You wash your bike every day. Sen her gün bisikletini yıkar mısın? Veyahut da she want to come shopping with us. O bizimle alışverişe gelmek ister mi? Sen Çin yemeği yer misin? Biz film izlemek için bir zamana sahip miyiz? Zamanımız var mı? Daha önce de bahsetmiştim ya have eylemi bizde daha çok var mı olarak kullanılır. Mesela ben kalemim var diyeceğim zaman normal şartlarda öğrettiğimiz deriz derarı kullanmam. I have pen derim. Elmam var. I have an apple. Have eylemi var anlamındadır. Sahip olmak, var olmak. İşte zamanımız var mı? Film izlemek için. Buradaki to'nun da şu haliyle için anlamı getirdiğini buraya eylemden önce izlemek için söyleyeyim. Evet. Bunları sizler videoyu durdurarak çözmeye başlayınız lütfen. Çözdükten sonra da ilerleyip cevaplarını beraber göreceğiz. Bir kağıda not alabilirsiniz ya da kafanızdan çözebilirsiniz. Bu şekilde temeli güzelce attıktan sonra ilerleyen zamanlarda da çok rahat edeceksiniz. Videoyu durdurduğunuzu kabul ediyorum ve cevaplara başlıyorum. Do you like Spanish? Bu örnekten sonra birinci örnek. Do you watch TV very often? Do you watch TV very often? Do getirdim çünkü öznemiz you. Does he listen to jazz or classical music? Does getirdim öznenin başına. Kural buydu. Sorularda özneden hemen önce does gelir. Üçüncüsü ise do you wash your bike every day? Her gün bisikletini yıkar mısın?
O klasik veya caz müzik dinler mi? Dördüncüsünde ise ne gelecek? Tahmin ediniz. Does gelecek değil mi? Does she want to come shopping with us? Buradaki bakın shopping'i karıştırmayalım. Shop eylemi artık isim olmuş. ING almış. Onları da bir ara gösterelim. Mesela walking. Walk bir eylemdir değil mi? Yürüme. Veyahut da drink, içmek. Mesela I like drinking deyince artık drink'e ING getirdiğim için içme yapmışım. Şimdiki zamandan farklı bir şekilde. I like drinking, want to come shopping, alışverişe. She'den önce does getireceğiz. Do you eat Chinese food? Çin yemeği yer misin? You'dan önce do gelecek. Do we have time to watch a film? Film izlemek için vaktimiz var mı? Gördüğünüz gibi we'den önce do gelecek. They olsaydı do gelecekti değil mi? You'dan önce do gelecek. Sadece he, she ve it'lerden önce does gelecek. Bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi he'den önce does ve she'den önce does. You'dan önce, we'den önce do gelecek. Bunları aklımızda tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani topu topu bir 3 tane zaman var biliyorsunuz tense olarak hani. Bunlar şimdiki zamanlar, geçmiş zamanlar, gelecek zamanlar. Bir de geniş zaman ama bunlar kendi içlerinde alt başlıklar halinde ayrılıyor. Dolayısıyla yaklaşık bir 10 tane tense var. Bu tenslerin yardımcı fiillerini bilmek çok önemli. İngilizce sadece tenslerden ibaret değil, modanslardan ibaret değil, bir takım kurallardan ibaret değil, gramer kurallarından ama bunları öğreniyorum. Kurallarını ezberliyorum, işte yardımcı fiillerini ezberliyorum, onunla birlikte kullanacak kelimeleri ezberliyorum, dinliyorum derken bir bakmışsınız ki belli bir birikim elde etmişsiniz. Onun üzerine okursanız, İngilizce filmler izlerseniz, YouTube'da sürekli İngilizce kanalları izler, İngilizce ile ilgili videolar izlerseniz, kendinizi İngilizce maruz bırakırsanız bakmışsınız ki öğreneceksiniz. Fakat bu temeli de atarsanız daha bilinçli bir şekilde, özellikle kendi dilimizde öğrenirsek Türkçeyi, özne nedir, yüklem nedir, geniş zaman nedir, geçmiş zaman nedir, bir geçmiş zaman cümlesi kur denildiğinde nasıl kurulur, sıfat nedir, zarf nedir, bunlar çok önemli şeyler. Evet, bu örnekte bu kadar. Bir diğer örnekte bir sonraki videomda sizlerle paylaşacağım. Değerli arkadaşlarım, izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Etraflıca İngilizce kanalına. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.